Öncelikle buraya gelip bizi dinleyen bütün basın emekçileri arkadaşlara teşekkür ediyorum. Basın açıklamamızı okumak için başlıyorum. Koronavirüs pandemisi tedbirleri doğrultusunda çalıştığımız iş yerleri bugün itibariyle 170 gündür kapalı. 2020'nin yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdik. Barlarda çalışan arkadaşlarımız ise tam 345 gündür işsiz ve gelirsiz. Hükümet pandemi destekleri doğrultusunda çalışanlara çalışma ödeneği ve ücretsiz izin nakdi desteği sağladı. Çalışma ödeneği alanlar 1500, ücretsiz izne çıkarılanlar ise 1170 TL ile geçirmek zorunda bırakıldı. Şimdi mekanların ne zaman açılacağı belli olmamasına rağmen hükümet kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart'ta, ücretsiz izin nakdi yardımının ise 17 Mart'ta kesileceğini belirtti. İnsanların aylarca asgari ücretin yarısından bile az olan bir rakamla geçinmesi beklendi. Şimdi o da kesiliyor. İş yerlerinin kapatıldığı dönemlerde kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik ödeneğinden faydalanan işçiler sosyal güvenlik primlerinden de faydalanamadı. İşçilere bir miktar para veriliyor ama karşılığında sosyal güvenceleri ellerinden alınıyor. Ücretsiz izin ve kısa çalışma dönemleri çalışanların emeklilik haklarında mağduriyete yol açmamalıdır. Yeme içme sektöründeki iş yerlerinin pandemi nedeniyle tam kapasiteyle değil, düşük kapasiteyle çalışması gündemde. Düşük kapasiteyle çalışma demek birçok insanın işine dönmemesi demektir. Bu sebeple çalışma ödeneği ve ücretsiz nakdi yardım desteği tüm sektörler için kaldırılsa bile yeme içme sektörü için yıl sonuna kadar devam ettirilmelidir. Aksi halde sektördeki birçok arkadaşımız işsizlikle, açlıkla yüz yüze kalacaktır. İl ve ilçelerin koronavirüs pandemisinin yaygınlığına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak kategorize edileceği ve mekanların buna göre açılacağı gündemde. Mekanlar, çok özür dilerim. Pandeminin yükünü biz çekeceğimiz kadar çektik. Mekanların açılmasında işletme ayrımı yapılmamalı ve tüm mekanlar açılmalıdır. Milyonlarca insanın içinde olduğu bir sektör yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İşçiler ise açlıkla karşı karşıya. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 180 bin iş yeri kapalı. Bu işletmelerin her birinde 10 kişi çalışsa 2 milyon ediyor. Aileleriyle birlikte 10 milyon insan açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı kapanan dükkan yok dedi. Ama Ticaret Bakanlığı 2020 yılında 99.588 esnafın iş yerini kapattığını açıkladı. Esnaf da çalışan da oldukça zorda. Daha fazla iş yeri kapanmadan dükkanlarımızı açın. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 Ocak'ta kongreleri başladı. Kalabalık salonlarda kongreler yapılabiliyor. Cumhurbaşkanımız bile salonlar için salon ne var hep dolu diyor. O derece dolu salonlar. Dün Sağlık Bakanı da katıldığı bir cenaze törenini hep beraber izledik. Cami avlusu hınca hınç doluydu. Soruyoruz. Bu koronavirüs hiçbir yerde bulaşmıyor, sadece bizim işyerlerimizde mi yayılıyor? İşyerlerimiz acilen açılmalıdır. HES kodu ile toplu taşıma araçlarına biniliyor, kapalı yerlere gidiliyorsa, siyasi partiler kongre yapabiliyorsa, kafeye, bara, lokantaya da gidilebilir. İşletmelerimizin bir an önce açılmasını istiyoruz, bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çalıştığımız işyerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri alalım, işyerleri açılsın, yasaklar kalksın. Konser salonları ve tiyatrolar da sektörümüzün bir parçası. Onlar da açılmalı. Son iki ayda Duran Ay, Erdem Topuz ve Mert El adlı müzisyen arkadaşlarımız da işsizlik sebebiyle intihar etti. Hepimizin alacağı var hükümetten. Son olarak kahvehane, lokanta, meyhane, kafe ve bar çalışanları sendikası olduğu için bu süreçte hak arama zeminlerinden yoksun kalmıştır. Tüm arkadaşlarımızı, iletişim kanallarımızı arttırmak, yan yana gelişmelerimizi çoğaltmak ve içine düştüğümüz yoksulluğa karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Sektörde çalışan tüm arkadaşlarımızı, kafe ve bar çalışanları dayanışması ile Otel ve Turizm İşçileri Sendikası'nda örgütlenmeye çağırıyoruz. Hesabı biz ödemeyeceğiz.